Ben tarafım. Ben Türkiye Cumhuriyeti tarafındayım. Türk Milleti tarafındayım. Ben tarafım. Herkese merhaba. Bugün para pul konuşacağız. Benim paramı sizin paranızı konuşacağız ve bu benim paramı sizin paranızın nasıl birileri tarafından birilerine peşkeş çekilmeye çalışıldığını konuşulacağız. Neden bahsettiğimi belki ilk başta anlayamamış olabilirsiniz ama işte daha önce Cumhuriyet Halk Partisi kurultaylarında İlhan Cihaner ve Muharrem İnce gibi bazı isimlerin delegelerin bir takım para pul ilişkileriyle satın alındığı gibi bir açıklamalar vardı. Veli Ağbaba diyorum. Veli Ağbaba da bu işlerin tam göbeğinde olan birisi ama İlhan Cihaner ne diyordu? Delegeler işleriyle, aşılarıyla tehdit edilerek oy vermeleri sağlanmıştır diyordu. Kurultay sürecine bakıldığı zaman hem önceki kurultay hem geçtiğimiz efendim günlerde Özgür Özel'in seçildiği kurultay açısından bakıldığı zaman burada ciddi anlamda bir para pul ilişkileriyle ciddi anlamda gözler önünde olan bir Cumhuriyet Halk Partisi'ni görüyoruz ve bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneğinde olan bir mesele bu kurultaylara müdahale edilmesi ve diğer süreçler. Sonra ne oldu? Sonra belediye başkanı adayları belirlenirken para pul iddiaları havalarda uçuştu. Daha dünkü çocuk diyebileceğimiz isimler anaları babaları gerekli yerlere gerekli bağışlar yaparak ya da onlar birilerinin amiyane tabiriyle çantacılığını yaparak aday yapıldılar. Kazanmaları kuvvetle muhtemel yerler. Bazı yerlerde bakıyoruz dayı yeğen yarışıyor. Bazı yerlerde bakıyoruz başka ilişkiler neticesinde birileri aday yapılıyor. Şimdi bu süreçleri baktığımız zaman iyi okumamız gerektiğini düşünüyorum. Ben işte yıllardır bu işlerin içerisindeyim. İlk kez 94 seçimlerinde işte üniversite öğrencisi iken bazı arkadaşlarımla 150-200 kişilik bir arkadaş grubumla Keçören'de seçim kampanyasının bir tarafındaydık ve o zamanlarda da bu süreçleri ölçtük efendim. Diğer taraftan kampanya içerisinde olduk ama o zamandan beri içerisinde olduğumuz bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi kadar bu işlerin içine batmış, gırtlağına kadar para pul ilişkileriyle anılan başka bir parti görmedim. Ha tamam bunlar böyle efendim, bu gırtlağına kadar pisliğe batmışlar, para pul ilişkilerine batmışlar. Milletvekili listelerinde efendim bakıyorsunuz bir belediye başkanı kendisini işte üst yargıda temsil ettiği, orada bir takım işlerini çözdüğü için parayı bastırıyor, birilerini milletvekili yapıyor, o da her yere efendim tükürüklerini saçarak saldırıyor. Diğer taraftan bakıyorsunuz belediye başkan adaylığı için birileri ciddi anlamda keş para veriyor, dolarlar veriyor, yeşiller veriyor, efendim milyon TL'ler veriyor. Böyle bir süreci görüp yaşıyoruz ve bunları görüp yaşadıktan sonraki süreçte de akla şu soru işareti geliyor ister istemez. Bunlar kimin parasını veriyorlar? Senin paranı, benim paramı veriyorlar sevgili izleyiciler. Yani böyle bir gerçekliğin olduğu bir süreçte nasıl bunlara memleket teslim edilir, değil mi? Böyle bir durumda biz belediyeleri teslim ediyoruz. Rantın en çok olduğu yerler, yerel rantlar oluyor ve burada bu oluşan rantlar da birileri tarafından paylaşılıyor. Bu paylaşılan rantların hesabını kim soruyor? Kimse sormuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kimse sormuyor. Çoğu zaman devlet de sormuyor. Devletin İçişleri Bakanlığı müfettişleri var, bazı şeyleri görmüyor. İmar ruhsatı alınırken nerelere nasıl paralar indirildiği görünmüyor. Ha şunu anlayabilirim. Belki bir spor kulübü, bir dernek bir yerlere belediye bir takım bağışlar yapılmasını isteyebilir. Bu anlaşılabilir belli makul bir orandaysa. Ama diğer türlü bakıldığı zaman burada hiç akıl izan almayacağı bir para pul ilişkisi dönüyor. Burada da bu ilişkilerin ciddi anlamda sıkıntılı olduğunu söylemeliyim. Yaklaşık 30 yıldır bu işleri yapıyorum ve 30 yıldır bu işleri yaparken de hiç bu kadar bu işlerin laçkalaştığını, bu kadar efendim para pul ilişkilerinin göz önünde olduğunu görmedim. İşte gözümüz önünde valiz valiz, bavul bavul paraları sayıyorlar. Sayılan yerde CHP İstanbul İl Başkanlığı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın efendim üzerinden yapılan iddiaları ve benzeri gibi süreçleri dikkate aldığımız zaman da bu aklımıza bizim pis soruların, pis kokuların geldiği efendim birçok soru işaretinin oluştuğu bir noktaya da bizi götürüyor, değil mi? Yani sonuç itibariyle bu noktada seçmen olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bizim bunları bir sorgulamamız ve ona göre de
bir aksiyon almamız gerekiyor. Lütfen siz de bu paraların kimin paraları olduğunu düşünün ve ona göre sorgulamanızı yapın. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Selam, saygı ve sevgiler sunuyorum. Yorum yapmayı, beğenmeyi ve destek olmayı unutmayın. Özellikle değinmemiz gereken bir konu varsa onları da yazarsanız mümkün olduğunca onlara da değinmeye çalışabiliriz. Allah'a emanet olun efendim.